dezenformasyon kampanyalarının uluslararası alanda en fazla odağında olan Türkiye, açık ve net söylüyorum, Türkiye. O da çünkü Türkiye son 20 yıldır yaşadığı gelişim çizgisi dolayısıyla, geçmiş dönemden farklılaşma kabiliyeti dolayısıyla kıskaca alınmaya çalışılan, yürüyüşü durdurulmaya çalışılan bir ülke ve bu noktada yalan endüstrisinin, dezenformasyon siyasetinin bütün imkanları seferber edilerek bu süreçte dezenformasyon kampanyalarının muhatabı olmuş durumda. Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü'nün 2018'de yaptığı bir araştırma var ki her yıl tekrar ediyor ve Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyadaki 1. ülke olarak tespit edilmiştir. Bu rapora göre 100 haberden 50'si yalan. Türkiye'yi muhatap alan, Türkiye'de üretilen haberlerin yarısı yalan. 100 haberden 50'si yalan. Buna mukabil Almanya'da 100 haberden sadece 9'u yalan. İngiltere'de 15 yalan, Fransa'da 12'si yalan.